Herkese merhaba arkadaşlar. Ben uzman diyetisyen Çağatay Köşkeroğlu. Mavi Kadın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine kamera arkasında Minik, yine bir soru. Minik ne soracaksın bugün? Bu sefer babam için geldim. Sor. Kolesterolü var. Biz bunu nasıl düşüreceğiz? Ona nasıl yardımcı olabilirim? Ne yesin, ne içsin bu adam? Şimdi neden kolesterol hastası olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. Şimdi kolesterol hastası olmasının iki faktörü var. Bir genetik faktörü, tamam mı? Bir de işte bu çevresel faktörler, senin beslenme faktörün vesaire. Yani burada sağlıksız beslenirsen, kilonu arttırırsan, yağlı beslenirsen, kırmızı ete yüklenirsen vesaire kolesterol hastası olursun. Peki gel bu kolesterolü nasıl düşüreceğiz? Sana onu anlatayım, tamam mı? Şimdi bu kolesterolü düşürmenin en baba üç yolu var Melik. Bir tanesi bitkisel yağ tüketmek. Kolesterolü düşürmek aşırı önemlidir. Çünkü bitkisel yağlar tüketilir ve yağ yakımını hızlandırır. Yani kolesterolün de yağ ile bir alakası da var biliyorsun Minik. Şimdi bu bitkisel yağlar ne dedik? Zeytin, zeytinyağı, ceviz, badem, fındık gibi yağlar, avokado yağı gibi yağlar dedik. Bunu tükettin, bu bir. Ama bunun fazlasını da tüketmeyeceksin. Bak bunun fazlası da vücutta kolesterol yapar. Onun dışında yürüyüş yaptım Minik. Bak koşu demiyorum, yürüyüş diyorum. Çünkü ciğerlerini vesaire yormaman lazım. Tahmini ne kadar bir yürüyüşten bahsediyorsun? Ya bunu spor hocamız size göre belirlese daha iyi olur ama şimdi ortalama bir saat. Yani vücudu yormadan, sadece dolaşımı hızlandırabilmek için vesaire. Bir tanesi de kırmızı etten uzak durmak Minik. Bak kırmızı etten uzak duracağım diye protein almayacağım diye bir şey yok. Yani tavuk eti yiyebilirsin, balık eti yiyebilirsin, peyniri yiyebilirsin. Yani birçok aslında daha protein kaynağı var, tamam mı? Bu üçüne dikkat edersen kolesterol düşecektir ama biraz sabretmeli babamız. Çağatay, babam sürekli acıkıyorum diyor bir de. Yani saati falan fark etmiyor, gece gündüz. Bunun için ne yapabilirim? Minik, sen bana kolesterolle ilgili soru soracağım dedin. Bu kan şeker seviyesiyle alakalı bir durum. Ben bunu başka bir videoda anlatayım, olur mu? O zaman o videoyu bekliyorum. Baba o videoyu da izlesin ama. Tamam, anlaştık. Tamam. Evet arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video şeker hastalığında beslenme. Şeker hastalığında beslenmede görüşmek üzere.